Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar dileyerek. Elazığ Valisi Doktor Ömer Toroman Başkanlığında toplanan Köydes Tahsisat Komisyonu köylere yapılan yatırımları görüştü. Köydes Tahsisat Komisyonu toplandı. Kaynak yetersizliği sebebiyle mevcut yatırım programlarında kapsama alınmayan köylerin ve bağlılarının içme suyu ve yol sorunlarının vali ve kaymakamlar önderliğinde il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birlikleri aracılığıyla kısa sürede ve düşük maliyetle çözülmesi olan köydes projesinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan tahsisat komisyonu toplantı. Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman başkanlığında toplanan komisyon çalışmalarda gelinen süreci değerlendirdi. Toplantıya Vali Toraman'ın yanı sıra İl Özel İdaresi Meclis Başkanı İbrahim Şerbet ve ilgili birim müdürleri de katıldı. Gürçubuk köyüne giden AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, 2008 yılında şehadet şerbetini içen şehidimiz Piyade Çavuş Suat Çağlar'ın kabrini ziyaret ederek ailesiyle bir araya geldi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ'daki ziyaretlerini sürdürüyor. Milletvekili Demirbağ, 2008 yılında Şırnak'ta PKK terör örgütü tarafından şehit edilen şehit Piyade Çavuş Suat Çağlar'ın kabrini ziyaret ederek dua etti. Milletvekili Demirbağ, Alacakaya Kaymakamı Yunus Emre Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdül Samet Eren'le birlikte şehit piyade çavuş Suat Çağlar'ın kabrini ziyaret ettikten sonra şehit babası Abdülkerim Çağlar'la bir araya geldi. Demirbağ, Gür Çubuk köyünde şehit piyade çavuş Suat Çağlar'ın adına düzenlenen futbol turnuvasına da katılım sağlayarak turnuvada dereceye girenlere kupa ve madalyalarını takdim etti. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ koronavirüse yakalandı. Milletvekili Demirbağ sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Milletvekili Demirbağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Meclisin tatile girmesinden sonra seçim bölgemizde yaklaşık 40 gündür çalışmalarımıza devam ederken COVID-19 testimin pozitif çıkmasından ötürü ara vermek zorunda kaldık. Allah'a şükür genel sağlık durumum iyi. Dualarınızı bekler, Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim dedi. Medya grubumuz olarak koronavirüs testi pozitif çıkan milletvekili Zülfü Demirbağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok çok geçmiş olsun sayın vekilimize. Umarım kısa sürede kazasız belasız atlatır diyelim ki gerçekten koronavirüs tekrardan yaygınlaşmaya başladı. Bu vesileyle de yine tüm vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulunmak gerekiyor diye düşünüyorum. Zafran Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan belediye başkanı Şahin Şerifoğulları vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ilerliyoruz dedi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Zafran Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Şerifoğulları bir yandan da mahalle içerisinde yapımı devam eden belediye çalışmalarını inceledi. Başkan Şerifoğulları'na Zafran Mahalle Muhtarı Selahattin Kuşaksız da eşlik etti. Elazığ'ın ulaşımından altyapıya, temizlikten yeni yaşam alanlarına her açıdan gelişip büyümesi ve daha yaşanabilir bir kent olması için belediye ekiplerinin 41 mahallenin tamamında yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu kaydeden Başkan Şerifoğulları, şehrimizi hak ettiği noktalara taşımak adına belediye olarak var gücünüzle çalışıyoruz. Şehrimiz için sürekli yeni projeler ve yeni hedefler belirleyerek ilerliyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızı fikirleriyle çalışmalarımıza dahil etmek, çalışma esas ve ilkelerimizin başında gelmektedir. Onların talep ve önerileri doğrultusunda yeni hizmetler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İhtiyaçlar doğrultusunda ilerlemeye özen göstereceğiz dedi. Teknofest Karadeniz yarışmalarında Elazığ'ı temsil eden İpek yolu roket takımı 10 bin fit yüksekliğe roket atışı gerçekleştirdi. Elazığ Teknofest'te her yıl başarısıyla söz ettirirken bir övgüde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Teknofest Karadeniz kapsamında Trabzon'da 7 dalda düzenlenen yarışmalar sona erdi. Evet. Trabzon Ayanda gerçekleşen Teknofest'te ulaşımdan yapay zeka, engelsiz yaşam teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, sanayide dijital teknolojileri, uçan araba, biyoteknoloji inovasyon, helikopter tasarım yarışmaları yapıldı. İpek yolu. Elazığ takımımız bakalım balistik mi olacak yoksa paraşütlaşacak mı birlikte göreceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi TeknoFest 2022'deyiz. Roket evet. yarışlarındayız. Yarışmalara İpek Yolu Roket Takımı da katılım sağladı. İpek Yolu Roket Takımı orta irtifa kategorisinde yarışarak 10 bin fit yüksekliğe roket atışı gerçekleştirdi. 3, 2, 1, Bismillah Ateş! Bismillah Ateşlendi. Evet. İpek yolu. Elazığ takımımız bakalım balistik mi olacak yoksa paraşüt yok. açacak mı birlikte göreceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest 2022'deyiz. Roket yarışlarındayız. Canlı yayında neler oluyor neler bitiyor. 3150 3190 açıldı. Açıldı. Buradan, açıldı. Sinyali Buradan açıldı sinyali gitti ama bakalım paraşüt açtı sanırım evet paraşüt açtı olarak görüyoruz paraşüt açtı evet neler hissediyorsunuz? Uzun zamandır emek görüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank düzenlenen Teknofest 2022 roket yarışlarında Elazığ İpek yolu roket takımını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. İpek Yolu roket takımının roket atışına eşlik eden Bakan Varank, İpek Yolu roket takımını tebrik ederek başarılı atışın sırrının Elazığ'ın suyundan mı yoksa havasından mı sorusu ile tebessüm oluşturdu. Sıfır araçlardaki fiyat artışları devam ediyor. İkinci el otomobil piyasasında ise ÖTV düzenlenmesi sonrası galericiler sitesi esnafı piyasanın durgunluğundan yakınıyor. Küresel sorunlardan dolayı piyasada sıfır araç problemleri devam ediyor. Piyasada istediği aracı bulamayan vatandaşlar ikinci el araçlara yöneliyor. Vatandaşların ise aklında tek bir soru var. Araç fiyatları düşecek mi? Şu anda yani piyasa çok durgun. Satışlar şu anda çok durgun. Zaten kamerayla sokaklarımızı gezdiğiniz zaman siz de görürsünüz. Müşteri olarak gezen sitemizde şu anda hiçbir Allah'ın kulu yok. Yani bu haftalardır bu şekilde internetten satılan oluyorsa bir iki tane satılıyor. Onun haricinde şu anda sitede 104 esnafız. 104 esnafında 104'ü de şu anda durgun bir şekilde dükkanında sadece nöbet tutuyor. İkinci el otomobil piyasasında ise ÖTV düzenlemesi sonrası durgunluk yaşanıyor. Satışlar durgun biraz. Liderlerin yapmış olduğu bazı açıklamalar da piyasayı bazen durdurup bazen çok acayip hızlandırabiliyor. Şu an piyasa durgun şekilde. İkinci el otomobil piyasasının durgun olduğunu belirten galericiler sitesi esnafları satış olmamasının fiyat farkından kaynaklandığını söyledi. Sıfır arabayı bayide hani satmıyorlar. E, yok diyorlar. Bundan kaynaklı artı piyasa e, altın euro dolarda oynamalar, düşmeler var diye ondan dolayı piyasa durgun. Durgunluk şu anda yani afaki fiyat zamlarından oluyor. Şu an geçen mesela e, siyasilerin bir konuşmasından dolayı öteveler düşecek dediler. Transpil gazetede Cumhurbaşkanı'na mesela e, bu ötevelerle ilgili yetki verildi. O yetki verilmesine rağmen piyasada bir algı oluştu araç fiyatları düşecek diye. Ama arası 3 gün geçti sıfır araçlara yüzde beşle yüzde %7 gibi sıfır araçlara zam geldi. Yatırım sebepleri mesela örneğin adamlar e, dövize yatırım yapıyor. Kur mevduatına yatırım yapanlar var. Hani piyasayı etkileyen durumlar bunlar. Ee, bir de ÖTV indirimiyle ilgili konuşmalar var. Hani piyasada bir belirsizlik var bu ara. Biraz durgunluk var yani ondan dolayı. ÖTV indirimi gelecek deyip mesela dün bir müşterim gelmişti. Ya diyor ben araca araç alacağım da çok büyük indirim gelecekmiş. Bu yüzden almıyorum falan diyorlar. İşte insanlar böyle bekledikçe paraları Elazığ diliminde, hat diliminde para pul oluyor. Daha kötü arabalar almak zorunda kalıyorlar mevcut paralarına. Ee, bu yüzden yani net bir şey yok. İkinci el araç fiyatlarında ise en düşük araç 50 bin lira. Fiyat aralığı 70 binden başlıyor. 100 bin, 150 bin, 200 bin, 300 bin o şekilde gidiyor. Fiyatlar şu anda her segmente göre araç var. Yani bugün 50 bin liraya da araç var. 2 milyona 3 milyon aralığı araç var. Yani herkesin bütçesine göre, segmentlere, modeline göre, yaşına göre, markasına göre işte dediğim gibi 50 bin lirayla 3 milyon arası araç var. Segmente göre bizim üst orta şey var yani 100 bin liradan 1 milyona kadar, 1,5 milyona kadar araç satıyoruz biz burada. Ama şu an tabii müşterinin talebi biraz daha düşük. Yani 200 bin, 250 bin, 300 bine kadar araçlar daha rahat satılıyor. Hani büyük arabalara göre. Yani araçlarda fiyat aralıkları şu an bine binilebilecek bir araba 200 bin liranın altında yok. Galericiler sitesi esnafının ise yetkililerden tek bir isteği var. Ayaküstü satan galericileri önüne almaları. Onun zaten önüne alırsa ikinci el piyasasında hem canlanma olur hem düşme olur. Vatandaşlardan araba alıp satıp, araba alıp satanların önüne geçmesi lazım. Çünkü niye belirli bir kota yok? Benim kotam var. Niye benim kotam var? Çünkü ben yüksek fiyata satarsam satamam ve evime ekmek götüremem. Ama vatandaş bu işi ekstra yaptığı için umuruna gelmiyor. Dediğim gibi adam otoparka araba koymuş, bu araç kimin diyorum ortaya çıkan yok. Sonra sıfır araba koymuş, adam satıyor. Ne iş yapıyor? Hastanede çalışıyor, memur. Yani vatandaşın önüne geçmeleri lazım. Bu adama ya kardeşim sen hastanede memursun, bu işi yap. Sen berbersin, berberliğini yap. Sen araba alıp satmak ve yani o adamlar biz tatmin edemiyoruz, piyasa tatmin edemiyor. Galericiler Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un ilk tescilden sonra şirketler, galericiler, rentacılar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak açıklamasını da değerlendirdi. Onun hiçbir etkisi ne ikinci el olur ne sıfır olur. O yani milleti kandırmak gibi bir şey. Ondan hiçbir getirisi de olmaz, götürüsü de olmaz. O boş. O yasa iyi bir yasa fakat o yasayı da e, uygulanmaz. Neden uygulanmaz? Zaten binici vatandaş araba aldığı zaman zaten altı ayda arabasını satmak için almıyor. Binmek için alıyor. Onda sıkıntı yok. Ama e, devletimiz bunu galericilerin sıfır arabayı alıp da stoklamasını önlemek için yaptı. Yani galerici aracı alırsa altı ayda satmasın, elinde kalsın. E, galerici de gidip altı ay sermayesini o arabaya bağlamasın diye çıkardı. Burada şöyle, ben sabah okudum diyor ki galerici rentekarci 6 ay altı bin kilometre şeklinde arabalı veremeyecek. Ya şimdi şurada şunu getir. Vatandaş da bunu yapamazsın. Harman Tepe köyünde hak sahibi olan vatandaşlar konutlarının anahtarlarını Perşembe gününden itibaren almaya başlayacaklar. 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremde Harmantepe köyünde konutları hasar gören ve 21 Ocak 2021 tarihinde çekilen kura ile konutları belirlenen hak sahipleri anahtarlarını Perşembe gününden itibaren teslim alabilecek. Merkez Harmantepe köyü toplu alanda adına konut yapılan 10 ve kendi yerlerinde konutları yapılan 2 hak sahibinin anahtarları 11 Ağustos-29 Eylül tarihleri arasında teslimleri yapılacak. Konutlarını becaiş yapmak isteyen hak sahipleri aynı köy kurasında kendilerine konut çıkan afetzedeler ile 11-26 Ağustos tarihleri arasında Elazığ 1. Noterliği vasıtasıyla karşılıklı olarak becaişlerini yapabilecekler. Konut teslim programı Elazığ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün internet adresinden ilan edilecek. Konutlarına 45 günlük sürede teslim almayanların hak sahiplikleri iptal edilecek. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında 1517 şahıs sorgulanırken 6 şahıs da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından suçluların yakalanması, kentin huzur, genel güvenlik ve asayişinin sağlanması ile mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla kent genelinde 107 personelin katılımıyla asayiş uygulaması düzenlendi. Böyle. Uygulamada 1517 şahıs sorgulanırken 160 araç kontrol edildi, 197 açık iş yeri de denetlendi. Aranan 6 şahsın yakalandığı uygulamada 3 ruhsansız ve 1 havalı tabanca ele geçirildi. Çalışmada 7 araç ve 1 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken kayıp bir şahıs da bulundu. İl Özel İdaresi Arıcak-Erimli yolunda asfaltlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açtı. Mevsim koşulları dolayısıyla çalışmalarını yoğunlaştıran Elazığ İl Özel İdaresi, şehrin birçok noktasında yol bakım, onarım, yol genişletme ve asfalt çalışmalarını devam ettiriyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri asfaltlama çalışmaları kapsamında Arıcak Elimli yolunda 1500 metre sıcak asfalt serimi yaparak yolu ulaşıma açtı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 2000 ton malzeme kullanılarak yolun daha güvenli ve rahat ulaşım yapabilir hale gelmesi sağlandı. Korucu köyü sakinleri adlarına çıkarılan elektrik borçlarından oldukça dertli. Korucu Köyü İstasyon Mezrası köyü sakinleri bir yandan haksız yere elektrik borcu yazıldığını, bir yandan da elektrik borcu nedeniyle köye su verilmediği için mağdur olduklarını ifade ettiler. Bizim tam bir buçuk aydır sular kesiktir. Sularımızın kesme sebebi elektrik borçları ödenmemiş bugüne kadar. Elektrik borçları bugüne kadar komple trafo gelmişler, kesmişler, kaça kullanmışlar. Vatandaşın da bundan haberi yok. Şu anda 400 bin lira borç var. Elektrik borcu var. Bunun sebebi de e, kimin olduğu da belli değil. Muhtardı. Muhtardan sonra getirilmiş şirkete devretmişler. Ama şu anda 400 bin lira borç var. Vatandaş bu borcu ödenmiş. Vatandaş bu borçlarını komple ödemiş. Bu para nereye gitmiş? Ama bu en az 2019'dan beri bu para ödenilmemiş. Şu anda bizim sular komple kesik. Kesik olmasının sebebi 10. ayda bizim bir şeyler devr olmuş zaten. İptal olmuş sayaçlar, trafolar. Ele gelen elektrikler iptal olmuş. Ama bunu yetkili kimse bilmiyoruz. A, muhtar devretmiş diyor. Muhtara da bir soruyoruz. Muhtar da diyor ben devretmişim. Ha muhtar devretmişse bu işle kim ilgileniyor? Bu kaçak saati telaş gelip kabloları söküyor. Kablolar söküldükten sonra gizliden gelip bağlanıyor. Geceye gelip bağlanıyor ve bunu bir şey yapıyorlar. Tedaşla gelip bize kaçak elektrik bedeli olarak bir şey var. Mesela atıyorum bir aylık fatura şu anda 53 milyar. Kiminin 50, kiminin 160 bin lira borçlu gösterildiğini ifade eden köy sakinleri elektrik dağıtım şirketi ve yetkililere seslendiler. Ben bir ay gelin burada. Bir ay benim için çok bir şey değil. Köylülerim burada mağdur. Sene 12 ay burada mesela su sıkıntısı çekiyorlar. Bunu bir an önce köy muhtarı veya diğer işte ara giren bir şey var, firma var. O halletmesi lazım. Kimde suç varsa bir, bir türlü şey yapması lazım yani. Bu konuyu bir yanınca halletmeleri lazım. Ee, aynı zamanda ben makbuzum elimde. Bana da bir borç çıkarmışlar. Hiç bilgim olmadığından dolayı. Bilgim de yok bu işten dolayı. E, ee, makbuzlarım hepsi elimde. Şurada yatırılan 2020'de yatırmışım. 2021'de kendilerine telefon ettim. Muhtara telefon ettim daha doğrusu. Gel paranoy diyeyim. Gelmediler. Ondan sonra 2022'de de bana bir makbuz yine şey yapmışlar. 10 milyar bir borç çıkarmışlar. Bunu ben karşılamıyorum, ödemiyorum çünkü benim öyle bir şeyim yok. Yani öyle bir borcum yok. Eğer bu şirket bu parayı mahpusi kesmişse niye bu da tonajını yazmamış? Görüntü arabayım Bu da tonaj var mı? Yok. Pa tonu ne kadar olduğu belli midir? Yine yok. Ben ne kadar demişim? 1060 lira para dedim. Ne diye 1060 lira ne dayanak? Tonaj belli değil. Kilovatın parası belli de ben nasıl bu parayı ödemişim yani? Şimdi köyümüzde köyümüzde Gördüğünüz elektriği aksa ve haklı yere elektrik parası ödenmediğinden dolayı kesmiştir. Bu da köyümüzde şu an mevcut parayı toplayan firma tüzel kişilikten almıştır. Fakat şurada sıkıntı şu, yetkililerden şunu istiyoruz. Tüzel kişilikten yetkili firma bu ödeme şeyini aldığı zaman borcunu sıfırlamadan neden aldı? Şu an köylüler de diyor ki tonu 15 liradan bir suyu yakıyoruz yan taraftaki köyümüz elma pınar açık söylüyorum 3.5 4 liradan mesela öderken biz niye 15 liradan öderiz? ve bu kuyuya bu depoya da akar su giriyor. İkilik yani bilen biliyor ikilik su giriyor. O beslemesine rağmen artezyen bu kadar su olma ol, ol, bu kadar ücret gelmesi mümkün değil. Deva Partisi İl ve Merkez İlçe Teşkilatı Yurtbaşı Beldesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Bir yandan da seçim hazırlıklarına yönelik eylem planını paylaştı. Deva Partisi İl Başkanı Avukat Mehmet Kangal'ın katılımıyla gerçekleşen ziyarette Yurtbaşı Beldesi'nde esnaf ve vatandaşın sorun ve talepleri dinlendi. Biliyorsun program anayasası. Programı Deva Partisi Elazığ İl ve Merkez İlçe Teşkilatı, ülke ve şehrin durumu hakkında değerlendirmelerde bulunarak seçim hazırlıkları kapsamında hazırladıkları eylem planını paylaştı. Sayın Başkan, başkanımız da var var? Eskiden... Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Kangal, sorunlara çözüm bulunması için çalıştıklarını söyledi. Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Aksaray Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni mesire alanına oyun parkı ve spor alanlarının kurulumu yapıldı. Elazığ Belediyesi çocukların gönüllerince eğlenebilmesi için çocuk oyun parkı yapımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Aksaray Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni mesire alanına oyun parkı ve spor alanlarının kurulumu yapıldı. Oyun parkları ve spor alanlarının kurulumunun yapıldığı yeni mesire alanında park zeminleri kauçukla kaplanarak çocuklara güvenli bir oyun alanı oluşturuldu. Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından toplam 22 bin metrekare alan üzerinde uygulanan projede yürüyüş yolu, kameriye, piknik masaları, barbeküler, park içi gezinti yolları, 2 adet çocuk oyun alanı, 1 adet fitness alanı, dekoratif aydınlatmalar, çeşmeler, kum havuzu ve basketbol sahası yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ'da Temmuz ayında meydana gelen 277 trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 210 kişi de yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Elazığ'da Temmuz ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. <laughs> İstatistiklere göre kentte meydana gelen 277 kazada 210 kişi yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti. Kazaların 115'i yaralanmalı olurken 162'si ise maddi hasarlı oldu. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak Kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkolü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak sıralandı. Elazığ'da tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü hafif yaralandı. Elazığ merkeze bağlı Çağlar Köyü mevkiinde tuğla yüklü kamyon devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanana devrilen kamyonun sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans içerisinde tedavisi yapılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. <laughs> Aile Sosyal Hizmetler ve Sağlık İşçileri Sendikası Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli Bölge Başkanı Ahmet Deniz GürTürk sağlık çalışanlarının promosyon anlaşmasının iptal edilmesini isteyerek miktarın güncellenmesini talep etti. Aile Sosyal Hizmetler ve Sağlık İşçileri Sendikası Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli Bölge Başkanı Ahmet Deniz Gürtürk, sağlık çalışanlarının promosyon ücretleriyle ilgili açıklama yaptı. Başkan Gürtürk, Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan personeller için düzenlenen promosyon ihalesinin tutarının 19.205 lira olduğunu anımsatarak, ekonomide yaşanan dalgalanmalar nedeniyle işçi maaşlarına %42.35 oranında ücret artışı yapıldı. Ayrıca Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamayla beklenen enflasyon oranının bir müddet daha yüksek seyredeceği gözlemlenmektedir. Bu nedenle ülkemizde birçok yerde yapılan promosyon ihaleleri iptal edilerek yenileri yapıldı. Bizler de sağlık çalışanları adına yapılan promosyon anlaşmasının da tekrar değerlendirerek sürecin başlatılmasını istiyoruz. Bu konuda dilekçe vererek konunun takipçisi olduk dedi. Müsiyat Elazığ Şubesi tarafından düzenlenen Dost Meclisi toplantısında dünya ve ülke ekonomisi masaya yatırıldı. Toplantıya katılan Oto Onarımcılar Odası 2. Başkanı Mustafa Alanbay, yeni sanayi sitesinin yerinin Nuralı Karayasa mevkisi olduğunu söyledi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Elazığ Şubesi tarafından düzenlenen Dost Meclisi toplantısında dünya ve ülke ekonomisi masaya yatırıldı. İş insanı Veysel Arpaca ve Oto Onarımcılar Odası 2. Başkanı Mustafa Alambay'ın konuk olduğu toplantıda müsiat üyelerine güncel ekonomik değerlendirmeler, borsa ve yatırım firmaları ile alakalı bilgiler aktaran Veysel Arpaca, ülkedeki ve dünyadaki ekonomik gelişmeler etkisi gibi birçok alanda önemli bilgiler aktardı. Arpaca en son küresel krizden bu yana tamamıyla toparlanamayan dünya ekonomisinin 2019'da yeni risklerle karşı karşıya kaldığını, bundan dolayı Çin ve Avrupa ekonomileri başta olmak üzere dünya ekonomisinde önemli bir yavaşlama gösterdiğini söyledi. Toplantının bir diğer konu Oto Onarımcılar Odası 2. Başkanı Mustafa Alambay ise Elazığ'da yapılması düşünülen yeni sanayi sitesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Günün şartlarına ve son yüzyıla hitap edecek şekilde proje hazırladıklarını belirten Alambay, yeni sanayi sesi içinde en uygun yer olarak çam yatağı olarak bilinen Nuralı Karayazı mevki olduğunu ve çalışmaları bu alan üzerinde yaptıklarını belirtti. Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Bedri Gültekin paydaşlarımız ile Türkiye ittifakını oluşturup seçime öyle katılmak istiyoruz dedi. Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Bedri Gültekin ve İl Başkanı Fuat Gülgöz'e medya grubumuzu ziyaret etti. Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Akbayık tarafından ağırlanan Başkan Gültekin seçimlere Türkiye İttifakı olarak girmek istediklerini söyledi. Türkiye'nin ihtiyacı bugün Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve HDP dışında bir seçeneği e, halkın önüne koyabilmektir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin bugünkü noktaya gelmesinin sorumlusu. Millet İttifakı hiçbir konuda farklı bir şey söylemiyor. Hatta Millet İttifakı, Cumhuriyet İttifakı'nın karşısında Amerika ve Avrupa ile bozulan ilişkileri düzelterek Türkiye'yi düze çıkaracağını söylüyor. Böyle bir iddiası var. Yani Türkiye'nin bugünkü noktaya gelmesinin esas sorumlularını çözüm, çare olarak sunmak gibi bir açmaz içerisinde. HDP üzerine konuşmaya gerek yok. ABD'nin, Obama'nın sağdaki kara gücümüz dediği bir terör örgütünün yasal partisi durumunda. Dolayısıyla bunlar dışında tam programı tam bağımsız Türkiye, layık demokratik cumhuriyet ve halkçı dayalı ekonomi olan bir Türkiye ittifakını örgütlemek. Biz Sosyalist Cumhuriyet Partisi olarak bu Türkiye ittifakını sosyalistleri, milliyetçiler ve halkçıları kapsayan biraz öyle söylediğim programı kabul eden herkesi kapsayan bir Türkiye İttifakı'nı örgütlemek, seçime Türkiye İttifakı olarak katılmak. Hedefimiz bu. Elazığ İl Örgütü'nün kurulduğuna da değinen Başkan Gültekin, çıkış arayışı içerisinde olan Elazığlıların partiyle temasa geçip üye olmalarını istedi. Elazığ İl Örgütü'müz ve Elazığ Merkez İlçe Örgütü'müz kuruldu. Ali Fuat Gürgöz arkadaşımızın başkanlığında, emekçi arkadaşlarımızın yönetimde olduğu bir il yönetimi, güven veren bir il yönetimi. Ben e, Türkiye için bir çıkış arayışı içerisinde olan bütün Elazığlı e, hemşehrilerimizi e, Sosyal Cumhuriyet Partisi'nin Elazığ İl Örgütü ile temasa geçmeye, ikinci Harput Caddesi'ndedir il binamız, temasa geçmeye, üye olmaya e, ve bu mücadeleyi birlikte yürütmeye davet ediyorum. Elazığ valisi Doktor Ömer Toraman ve AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ İl Özel İdaresi'nin düzenlediği piknikte çocuklarla bir araya geldi. Elazığ'da düzenlenen piknik etkinliğinde bir araya gelen öğrenciler doyasıya eğlendi. Elazığ valisi Doktor Ömer Toraman ve AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ himayelerinde İl Özel İdaresi ev sahipliğinde düzenlenen piknikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet modellerinden yararlanan çocuklar bir araya geldi. Hazar Gülü Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde düzenlenen piknikte çocuklar gönüllerince eğlenerek keyifli zaman geçirdi. Çocukların güzel bir gün geçirdiklerini dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Said Kılıç, çocuklarımıza yönelik yıl içerisinde sinema, doğa yürüyüşü ve rol model buluşmaları ve il dışı kültür gezileri başta olmak üzere çeşitli aktiviteler yaptık. Bugün de Elazığ Valimiz Doktor Ömer Toraman ve AK Parti Partilisi Milletvekilimiz Zülfü Demirbay'ın himayelerinde Sivrice içerisinde bulunan İl Özel İdaresi kampında piknik düzenledi. Çocuklarımıza ayrı bir moral, motivasyon oldu. Bugün düzenlenen piknik çerçevesinde müzik etkinliği, sportif etkinlikler ve yüzme etkinlikleriyle çocuklarımız unutamayacakları bir gün yaşadı. Gönüllerine dokunmuş olduk. Çocuklarımız bu ülkenin geleceğidir. Bizler geleceğimizi iyi yetiştirmeliyiz. Bu güzel etkinlikten dolayı valimiz Toraman ve milletvekilimiz Demirbağa teşekkür ederiz." dedi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen çit baskı kursu tamamlandı. Kadınların yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünler Harput'ta sergilenmeye başlandı. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 7'den 70'e kurslarına devam ediyor. Gerçekleştirilen kurslar arasında yaklaşık 3000 kurs arasında bulunan çit baskı kursu tamamlandı. Tamamlanan kursun neticesinde kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler Harput'ta sergiye çıkarıldı. Sergi hakkında bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, kursta yapılan el emeği göz nuru eserler Belediyesi KUDEP sergi salonunda sergilendi dedi. Tabar, tüm vatandaşlarımızı sergimize ziyarete bekliyoruz ve halkımızı kurslarımıza davet ediyoruz. Herkes katılım sağlayabilir. Tüm vatandaşlarımız devletin bu hizmetinden faydalansın. Biz hep birlikte güçlüyüz dedi. Elazığ'da arıcılıkla uğraşan aynı zamanda da bir sağlık çalışanı üyesi olan Erdal Çetinkaya'nın geliştirdiği cihaz astım, KOAH ve bronşit hastalarına umut oldu. Elazığ'da yaşayan 48 yaşındaki sağlık çalışanı Erdal Çetinkaya boş zamanlarını değerlendirmek için arıcılığa merak sardı. Arıcılık bölümünü bitiren Çetin Kaya alternatif tıpta arı ürünleriyle tedavi çalışmalarına destek olmak amacıyla araştırmalar yaptı ve arı havası cihazını geliştirdi. Arıcılığa şöyle başladım. Boş zamanlarımı değerlendirmek amacıyla arıcılık yapmaya karar verdim. Bu arada tarım İl Müdürlüğümüzün açmış olduğu kursa katıldım. Arıcılık kursuna katıldığımda dersi veren arkadaşımızdan biraz bilgiler aldım ama yetersiz buldum. Daha sonra aynı yıl Fırat Üniversitesi Arıcılık Bölümüne kayıt yaptırdım. Arıcılık Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdim. Ve dolayısıyla 19 yıllık arıcıyım. Bu arada e, üniversitedeki kütüphanede bulunan bütün arıcılıkla ilgili kitapları okudum. İlhak Kütüphanesi'ndeki kitapları okudum. E, ders kitaplarını okudum. Çetin Kaya kurduğu sistem özellikle astım, bronşit, alerji gibi hastalıkların tedavisine yardımcı etken olarak Kovana takılan aparat sayesinde bal, polen ve propolis karışımının bulunduğu havanın teneffüs ettirilmesine dayanıyor. Avrupa'da 20 bin euro olan cihazı Çetinkaya 2 bin liraya mal etti. Aynı zamanda kendim de salı çalışanı olduğum için apiterapi alanda çalışmalar yapmaya başladım. Apiterapi alanda çalışmalar yaparken api air cihazını keşfettik. Biz bu cihazı Avrupa'da var tabi bu cihaz kullanılıyor fakat 15 bin 20 bin euro civarlarında mal ediliyor. İmalatı o şekilde fiyatlandırılıyor. Fakat biz bunu 2000 lira gibi cüzi bir rakama mal ettik. Yüzyıllardır uzak doğuda uygulanan bir tedavi yöntemi olan api terapi Avrupa'nın da yakın zamanda başvurduğu bir yöntem. Türkiye'de ise henüz klinik olarak uygulanmayan yöntem için çalışmalar sürüyor. Cip Mesire alanında Kuzova Derneği tarafından düzenlenecek olan etkinliğe Elazığ'da özel bir hastane sponsor oldu. Kuzova Derneği tarafından 12, 13 ve 14 Ağustos tarihleri arasında Cip Mesire alanında yaz festivali düzenlenecek. Medilayn Hastanesi de düzenlenecek olan festivalin ana sponsoru oldu. <laughs> Sponsorluk imzalarını atan Kuzova Dernek Başkanı Soner Özkan, hastane yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Düzenleyeceğimiz olan Kuzova Yaz Festivali için bugün Medlan Hastanesi ile isim sponsorluğu için anlaşmış bulunmaktayız. Başta Kürşat Bey nezdinde Medlan Hastanesi'ne bize verdikleri destekler için çok teşekkür ederim. Hastanemizin spor ve kültüre vermiş olduğu değeri biliyoruz bizleri kırmadıkları için tekrar Medline Hastanesi'ne çok teşekkür ederim. Hastane müdürü Kürşat Kara Hüseyinoğlu da Kuzova'nın kendileri için önemli olduğunu belirterek kaliteli sağlık hizmetinin adresi olduklarını söyledi. Tabii ki Kuzova bizim için önemlidir. Arkadaşlarımız bu konuda sağlık ve spor ve kültürü hepsini bir araya getirdiler. Biz de Medline Hospital ailesi olarak hem bu festivalde hem de sonrasında Kuzova bölgesindeki tüm hemşerilerimizin sağlık sorunları için burada bulunmaktayız. Her daim kaliteli bir sağlık hizmeti vererek arkadaşlarımıza destek olacağımızı buradan bildiririz. Her iki tarafa hayırlı uğurlu olsun. Elfet Disiplin Kurulu Başkanı ve Değer Saadet Elazığlar Eski Dernek Başkanı Asım Gürgöz'e Romanya'dan Bulgaristan'a giderken geçirdiği trafik kazasında vefat etti. Memleketinde son yolculuğunda uğurlanan Gürgöz'e için aile taziyeleri Akpınar Muhtarlığı taziye evinde kabul edecek. Elifet Disiplin Kurulu Başkanı ve Dersaadet Elazığlılar Eski Dernek Başkanı Asım Gürgöz'e Romanya'dan Bulgaristan'a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Cenazesi memleketine getirilen Gürgöz'e için öğlen namazına mütakip İzzetbaşı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. 64 yaşında yaşamını kaybeden Gürgöz'e'nin cenaze namazına Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, MHP Eski İl Başkanı Oğuzhan Demir... Sivil toplum kuruluş temsilcileri ve Gürgöz ailesinin yakınları katıldı. Allah, Selamu Merhum Gülgöz'e kılınan cenaze namazının ardından Sivrice ilçesi Asrı Mezarlığı'nda bulunan Aile Kabristanı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri Akpınar Muhtarlığı taziye evinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhum Gülgöz'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, aileye sabırlar versin. Haberleri izlediniz. Az sonra Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Elazığ Spor'da yeni seçilen yönetim görev dağılımı yapmak üzere kulüp tesislerinde bir araya gelecek. Elazığ Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeni yönetim görev dağılımı yapmak üzere bir araya gelecek. 9 Ağustos Salı günü yapılan olağanüstü genel kurulu sonrasında Elazığ Spor'da gündem yönetim kurulu görev dağılımı. Görev dağılımı gündem maddesiyle Elazığ Spor Kulübü'nde bir araya gelecek olan yönetim kurulunda özellikle as başkanlık, basın sözcülüğü, futbol şube sorumluluğu ve mali işler gibi önemli ünvanlara donanımlı isimlerin atanması bekleniyor. Görev dağılımının ardından bazı yöneticilerin Erzurum'a giderek Palandöken'de kamp yapan Bordo Beyazlı futbolcuları ve teknik heyeti ziyaret etmesi bekleniyor. Elazığ AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Erzurum Palandöken'de iki, ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren 3. Lig 2. Grup Temsilcimiz Elazığ Karakoçan takımının kampını ziyaret etti. Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'da bulunan Elazığ AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve beraberindeki heyet, Elazığ Spor'un ardından ilimizin diğer profesyonellik lig ekibi Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nün de kampını ziyaret etti. Takımın kamp yaptığı otele giden Başkan Yıldırım ve beraberindeki heyet burada futbolcular ve teknik heyetle sohbet ederek TFF 3. Lig 2. grupta yeni sezon öncesi başarılar diledi. Teknik sorumlu Ender Çınar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yıldırım ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Erzurum Palandöken'de çalışmalarını sürdüren Elazığ Karakoçan takımı ilk hazırlık maçında Perşembe günü Erbağ Spor'la karşılaşacak. Üçüncü lig ikinci grup temsilcimiz Eliza Karakoçan takımında ikinci etap çalışmaları devam ediyor. İkinci etap kampı için Erzurum Palandöken'i tercih eden temsilcimiz, teknik sorumlu Ender Çınar ve yardımcıları eşliğinde günde çift antrenman yaparak lige hazırlanıyor. Kamp süresi boyunca 3 hazırlık maçı da yapacak olan temsilcimiz, bu doğrultuda ilk müsabakasını Perşembe günü yapacak. Palandöken döken yüksek irtifa kamp merkezi sahasında Erbaz Spor'la karşılaşacak olan temsilcimiz, Ayrıca 14 Ağustos'ta Azerbaycan'ın Nahçıvan takımı ve 16 Ağustos'ta da Pazar Spor'la birer hazırlık maçı daha oynayacak. Ve spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.